Türkiye artık muhalefetin içindeki adaylık tartışmasının kızışmasıyla ve askeri ücretin de açıklanmasıyla resmen bir seçim sürecine girdi. Organize suç örgütü lideri olmaktan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde durumu aynı şekilde devam ediyor. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibinin ziyareti heyecan yarasa da işin aslının Peker'i Türkiye'ye getirmek değil, seçim sürecinde suskunluğunu devam ettirmek olduğu düşünülüyor. Bu içeriğimizde Peker'in geçmişte söylediği bir yeminin aslında seçim sürecinde yapacaklarına dair nasıl bir ant içerdiğini de gözler önüne koymuş olacağız. Öncelikle geçtiğimiz gün Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın açıklamalarını hatırlatacak olursak, CHP ve İyi Parti'nin şaşırtıcı bir biçimde harekete geçtiğini aktarmıştık. CHP, Türkiye içi dosyalarla ilgili çalışmalara başlarken, İyi Parti'nin ise Birleşik Arap Emirlikleri ile tecridi hafifletmek konusunda görüştüğü konuşuluyor. Ancak Peker cephesinin tecridin kalkabilmesi için tüm siyasi isimlerin birlik olarak baskı kurması gerektiğini söylüyor. Seyhan Avşar şunları söylemişti. Şimdi biz görüyoruz ki Sedat Peker'in anlattıklarına yönelik 4 tane dava var. Bu davalar önemli. Ancak iftira suçunun oluşup oluşmadığına bakılması için bu dosyaların araştırılması, takip edilmesi lazım. Doğru mu değil mi? Doğruysa iftira atmış olmuyorsunuz. Değilse Sayın Hakim değerlendirme yapacaktır. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi bu dosyalarla ilişkili bir adım atmış. Cumhuriyet Halk Partisi bu dosyaları yakından takip etmek istediğine yönelik Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları bazı bilgiler, belgeler toplamaya başlamışlar ve bu dosyaları Cumhuriyet Halk Partisi çok yakından takip edeceklerini belirtmişler. Hatta aldığım bir duyum, Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'la da temasa geçilmiş. Ersan Bey'e de sordum, sizinle iletişime geçildi mi diye, evet temas içinde olduklarını belirtti. Bugün görüyoruz ki seçime giden süreçte Cumhuriyet Halk Partisi bu dosyaların peşini bırakmayacak. Olaylar gerçek midir, iddialar gerçek midir diye bakacak. Çünkü çok vahim iddialar var. Bir uyuşturucu güzergahından bahsediliyor. Erkan Yıldırım yeni bir uyuşturucu güzergahının belirlenmesi için 2020 yılının Şubat ayında Venezuela'ya gitti demişti Sedat Peker. Binali Yıldırım oğlunun maske kiti götürdüğünü söylemişti. Gümrük kayıtları ise o tarihte maske kitinin götürülmediğini ortaya koyuyordu. Tolga Ağar'a ilişkin iddialar vardı. Vefat eden bir Yeldana Kaharman isimli kadının Ağar'ın tecavüzüne uğradığını, kadının aniden ölü bulunduğunu söylüyordu. Şüpheli ölüme dikkat çekiyordu. Zaten Süleyman Soylu'ya ilişkin bir dizi iddiası vardı. En önemlisi de yurt dışına kaçmam konusundaki bilgiyi bana Süleyman Soylu verdi diyordu Sedat Peker. En önemlisi buydu. Kendisine verilen koruma polisini de Süleyman Soylu'nun verdiğini iddia ediyordu. Zehra Taşkesenlioğlu dosyası zaten facia bir dosya. 12 milyonluk rüşvet istendiğini anlatıyordu. İddialar çok vahim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu takip etmesi ne kadar önemli sizler biliyorsunuz. Bunu takip edeceklerini söylüyorlar. Tam buraya gelirken anlık bir duyum aldım İyi Parti'den. İyi Parti Birleşik Arap Emirlikleri ile temasa geçmiş. Sedat Peker'in tecridinin kaldırılması paylaşım yapabilmesi için bir adım atmış. Bugüne kadar hiç adım atılmamıştı ve Sedat Peker'in en büyük isteği muhalefetin Birleşik Arap Emirlikleri'ni harekete geçirecek adım atmasıydı. Avukatı aracılığıyla, yakınları aracılığıyla çağrıda bulunuyordu. İyi Parti'den temas kurmaya başlamışlar. Gazeteci Barış Terkoğlu, Türkiye'nin asıl amacının Peker'i Türkiye'ye getirmek değil, susturmak olduğuna dikkat çekti ve şunları anlattı. Sedat Peker kendisini hem dünyaya hem Türkiye'ye sosyal medya aracılığıyla duyuruyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşması sayesinde bunu bloke etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 15 Temmuz'un arkasındaki güç dediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne koşa koşa ziyarete götüren, yanına da kendisine sadakatiyle bilinen üst düzey emniyet müdürlerini de götürmesinin amacı Sedat Peker'i susturmak. Sedat Peker'e sosyal medya yasağını getirdiler. Ben bu haberden şunu anlıyorum. Sedat Peker belli ki seçim sürecinde açıklayacağım dediği şeyler hükümeti paniğe sevk etmiş. Hükümet bunu engellemek için çeşitli yollara başvurmuş, önlemler düşünmüş. Sedat Peker de açıklayacağı şeyleri kaydetmiş. Bunları kendisi alıp Türkiye'ye getirse dahi
yayılabilecek, paylaşılabilecek kişilere emanet etmiş ve yöntem bu. Ben kendimi Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin yerinde olsam, Sayın Süleyman Soylu, siz bu Sedat Peker'i neden istiyorsunuz diye sorsam, Süleyman Soylu bana ne yanıt verirdi? Şöyle mi derdi? Bu Sedat Peker bizim ülkemizde çok aranan bir suçlu. Biz kendisini bu suçları nedeniyle aramak istiyoruz. Bakın, Sedat Peker'in tüm adamları dışarıda şu anda. Anadolu Adliyesi'nde Sedat Peker'in adamlarına dava açılmıştı. Bütün adamları yine dışarıya bırakıldı. Şimdi Sedat Peker'in evinin önünde kurşunlanma hadisesi var. Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri der ki, Sayın İçişleri Bakanı, siz suçlu arıyorsunuz ama kendi ülkenizde adamlarını bırakmışsınız. Hani deseniz ki Sedat Peker mesela ne açıkladı? Benim kardeşimi Kıbrıs'a cinayet işletmek için gönderdiler. Bunu faili olarak arıyoruz deyin. Çetelerin peşine düşmek için arıyoruz. Peşine düşün deseler, Süleyman Soylu ne diyecek? Yok yok, size kalsın mı diyecek. Dese ki, Birleşik Arap Emirlikleri bu adam bizim buradan video çekti. Sizin partinizin isteğiyle bir gazeteyi basmış. Hemen verelim dese, Süleyman Soylu ne diyecek? Sizde kalsın diyecek. Hepimiz biliyoruz, Sedat Peker'e bu blokaj, Sedat Peker'in partisine karşı seçim döneminde zor durumda bırakacak konuşmalarını engellemek için. Bunun için bu konuyu tartışıyoruz. Sedat Peker, 2021 yılında yayınladığı Her Günahın Bir İntikam Meleği Olur başlığıyla yayınladığı 5. videoda daha önce gündeme getirdiği iddiaları sıralayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar hakkındaki iddiaları dillendirmişti. Peker bu intikam meleği vurgusunu zaman zaman kullanmayı seviyor. 2014 yılında hapisten çıktığı dönemde Vahdet gazetesine verdiği röportajda kendisine sorulan "Mafya denildi mi genelde İlk akla uyuşturucu, fuhuş, kumar gelir. Sizin için çok şey yazılıp çizilmiştir ama bunlar yazılmadığı gibi aksine uyuşturucuyla mücadele eden mafya babası, yardıma muhtaçların babası diyenler var" sorusuna bakın nasıl intikam meleği vurgusuyla yanıt vermişti. İnsanların yaratılırken onlara verilen fıtratları vardır. Belki ufak tefek hatalar yapsalar da fıtratlarının dışına çıkamazlar. Mafya olabilmek benim fıtratıma uygun değil. Ben kimsenin parasını haksız yere alamam. Ben hiç kimsenin namusuna göz dikemem. Benden güçsüz diye kimseye zulüm edemem. Ancak bunları yapanlara karşı geçmişte yaptıklarım herkes tarafından zaten bilinir. Her günahın karşısında mutlaka bir intikam meleği olur. Birçok günahın karşısında intikam meleği olma görevini kaderim bana bahşetmişse ben bundan ancak onur ve şeref duyarım. Sedat Peker, Türkiye'nin 2023 yılı seçimlerinde kendisine sıklıkla biçtiği rol olan intikam meleği olma sözünü harekete geçirip geçirmeyeceği merak konusu. Ölümü halinde bile olsa yayınlayacağım dediği videoların akıbetinin ne olacağını bekleyip göreceğiz. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.